Sevgili izleyicilerim, programa hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Perşembe günleri 14.30-16 saatler arasında sizlerle birlikte olmaya oluyorum. Astroloji üzerine konuşuyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi. Geçen hafta konuğum yarım kalmıştı. Aslında bu hafta yalan rüzgarları ve yalan tuzakları, burçların tuzakları üzerine bir program hazırlamıştım ama onu ilerleyen haftalarda yapmayı planlıyorum. Çünkü geçen hafta da programım yarım kalmıştı sevgili seyircilerim. Yani insanlar evlendikten sonra 10 sene sonrasıyla ilgili olarak nasıl bir hayat yaşarlar, nasıl duygular içerisine girerler, mutlu mu olurlar, mutsuz mu olurlar gibi bu konuyu değerlendiriyorduk. 3 tane burcu konuşmuştum. Koç burcu, Boğa burcu ve İkizler burcunu konuşmuştum. Sırada Yengeç, Aslan, Başak ve Terazi burçlarını birazdan anlatmaya çalışacağım ama ondan öncelikle de tabii ki benim için de bu hafta zor bir hafta oldu. Benim için gerçekten ben de tabii astrolojiyle de ilgilendiğim için bu niye böyle oldu? Niçin ben kendi kendimi bir anda depresyon içerisinde buldum diye merak ettim. Yıldızlara baktım. Tabii benim yükselen burcum Akrep olduğu için tabii Satürn Akrep burcunda. Dolayısıyla Satürn Akrep burçlarını olumsuz yönde etkilediği gibi acaba dedim beni de mi etkiliyor diye. Dolayısıyla yıldızlara baktım. Yani nedir ne değildir diye. Plüton gezegenine baktım. Bu Plüton beni gerçekten çok etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü olabilir benim de yükselen burcum Akrep olduğu için. Dolayısıyla bunun üstesinden nasıl gelebilirim diye düşündüm. Gelmeli miyim? Ya da bu depresyonun içerisinden ne zaman çıkarım? Çıkmalı mıyım? Çıkabilir miyim gibi. Gerçekten bu hafta benim için zor oldu. Dolayısıyla programın başında da bunu söylemek istedim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Çünkü söylemeseydim program içerisinde dalgınlıklarım olabilirdi. Ben de insanların depresyondan çıkmak için herkesin kendine göre planları, taktikleri olabilir. Benim de bazı bu depresyon günlerinde yaptığım taktiklerden bir tanesi de dürüstçe duygu ve düşüncelerimi karşımdaki insana bunları söylerim, içimden atarım. Dolayısıyla şimdi onu yapmış oldum. Sizlerle bu benim son haftalardaki bunalımlı ve dalgınlık sorunlarımı da sizlerle paylaşmış oldum ki programın devamında ben de rahat olmam açısından. Yalan konusunda hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum değerli izleyicilerim. Ama ondan öncelikle sormak istediğiniz sorularınız olabilir. 236-70-73-77-77 telefonlardan beni arayabilirsiniz. Kendi burcunuzla ilgili, yükselen burcunuzla ilgili, çocuklarınızın burcu yükselen burcuyla ilgili, eşinizle ilgili olarak da sorular yöneltebilirsiniz. Ben de bunlara cevap vermeye çalışacağım. İş hayatıyla ilgili, aşk hayatıyla ilgili her konuda beni arayabilirsiniz. Yalan konusunda şunu söylemek istiyorum. Ben bazen tabii televizyon programları izliyorum. Her programı izlemeye çalışıyorum. Evlilik programları var. İnsanlar bunları çok seyrediyorlar. Bazen bir yere gittiğimiz zamanlarda insanların evlilik programını da izlemiş olduğunu görüyorum. Tabii orada ister istemez ben de kulak misafiri oluyorum. Özellikle kadınlar bu konuda hemen şunu söylerler. Ben yalanı hiç sevmem derler. Bu konuda gerçekten astrolojik açıdan buna baktığımızda 12 tane burç içerisinde hangi burç yalan söylemez diye düşündüğümüzde bu böyle bir şey yoktur. Her burç yalan söyleyebilir. Ama bir kimisi bu iyi niyetlidir ya da kötü niyetlidir. Ben iyi niyetli olarak insanların burçlarına baktığımda iyi niyetli olarak niçin yalan söyledikleri konusunda bir program hazırlıyorum. Onu o şekilde bir plan yapıyorum. Yani insanlar iyi niyetli olarak hangi noktalarda da yalan söyleyebilirler? Gereklilik olarak bunu da söylemek lazım. Veya hangi konularda tuzak hazırlayabilirler ile ilgili bir programım var. Ama ondan önce kendi geçen hafta yarım kalan programımı da bitirmek istiyorum. Ama yalan konusunda da şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla yani herkes yalan söyleyebilir. Yalan, bu kadınların ben yalandan hiç hoşlanmam duygusu veya düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu da söylemek istiyorum. Hiç yalan söylemeyen insanlar şunlardır. Bizim sokaklarda gördüğümüz, akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler olarak da tabir ettiğimiz kimseler, onlar gerçekten hiç yalan söylemezler.
Dolayısıyla böyle hiç yalan söylemeyen bir kadın, hiç yalan söylemeyen birisini arıyor ise o zaman sokaklarda gerçekten hiç yalan söylemezler. Ne sorarsanız onlara size dürüst bir şekilde cevap verirler. Dolayısıyla herkes kadınların da bu konulardaki yalan konusundaki belki kendi duygusal dünyaları içerisinde içerisindeki onların erkeklerle kadınların duygusal ve ruhsal olarak da biraz farklı olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla onların kendi güvenlik ihtiyaçlarından dolayı küçücük bir yalanın yakaladığında karşısındakinde kendi içerisinde bu yalanı büyütmesi ve çok farklı bir duygu ve düşünceler içerisine girmesi, olayı büyütmesi, ya var ya yok konumuna gelmesinden dolayı Plüton da biraz öyledir. Biraz programın başında da söylemiştim, Satürn'ün etkisi altındadır akrep burçları. Akrep burçlarının gezegeni de Plüton'dur. Dolayısıyla Plüton gibi Ay burcu yine yengeç burçlarının gezegeni, Ay gezegeni yine öyledir. Neptün yine öyledir. Bu balık burçlarının gezegeni. Dolayısıyla veya yükselen burcu Plüton olan yani akrep, yükselen burcu yengeç olan yani ay, yükselen burcu Neptün olan yani balık burcu olan insanlar da aynı şekilde kadın olsun erkek olsun karşımızdaki insanın yalanı konusunda hoşgörülü olmamız gerekir. Her konudaki karşımızdaki insan arkadaşımız olabilir, komşumuz olabilir, komşumuz, arkadaşımız, sevgilimiz olabilir. Dolayısıyla küçücük yalanları kendi üç dünyamızdaki üç dünyamızda büyüterek olayları ya var ya da yok konumuna getirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli bir durumdur. İnsanların mutsuz bu konularda gerçekten küçük küçük yalanlar yüzünden çok mutsuz olduklarını gözlemliyorum. Bu yalan meselesini insanların büyüttüğünü düşünüyorum. Herkes dediğim gibi her burcun insanı yalan söyleyebilir. Astrolojik açıdan baktığımızda da bu yalan söylemelerinin farklı farklı sebepleri vardır. Herkes aynı sebep yüzünden yalan söylemez. İsteyerek yalan söylemek, karşımızdaki insanı kandırmak duygusu ve düşüncesi de bazı burçlara göre değişir. Bunun iyi niyetli olanlar vardır, kötü niyetli olanlar vardır. İşte bu konuyu da önümüzdeki haftalar içerisinde her burcun niçin yalan söylediğini, hangi konularda yalan söylediğini, hangi konu durumlarda ve şartlarda tuzak kurmaya çalıştığını da bu konuyu da önümüzdeki haftalarda işlemek istiyorum. Ama tabii ki geçen haftadan bir konum yarım kalmıştı. Yani evlendikten 10 sene sonrasıyla ilgili olarak insanlar ne düşünürler? Başlarına ne gelir? Bu konuya devam etmem gerektiğini söyledi arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu hafta Yengeç burcundan başlamak istiyorum. Yengeçler astrolojinin en şüpheci burçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla evlendikten 10 sene sonrasıyla yengeç burcuyla evli olan birisi 10 sene sonra veya 15 sene sonrasında şu duygular içerisinde olur. Acaba bu kişi beni seviyor mu, sevmiyor mu? Acaba bu kişi beni daha önce sevmiş mi, sevmemiş mi? Sürekli bu duygu içerisinde olur. Ya içinin boşaldığını hissedecektir yengeç burcuyla evli olan birisi. Ya da iyi ki az bir ihtimal, düşük bir ihtimalle yani çok az belki balık belki akrep burçları. İyi ki yengeç burcu gibi birisiyle evlenmişim diyecektir. Çünkü yengeç burcu kendisi de karşısındaki insanı ne kadar sevip ne kadar sevmediğini kendisi de bilmez. Kendisi de bilmediği için bunun o duygusu karşısına geçer. Karşısındaki insan da yengeç burcunun samimi davranışlarından, güler yüzünden, içtenliğinden etkilenmiş olabilir. Ama aynı zamanda da yengeç burcu karşısındaki insanla sürekli uğraşan bir burçtur. Onu takip eder, onun her hareketini gözler, onun bütün mimiklerini ezberler. Dolayısıyla yengeç burcu hayatını birlikte olduğu insanın sözleri ve davranışlarına göre şekillendirir. Böyle çok yengeç burcu insanları çok dik bir burç değildir. Sert bir burç değildir. Kırılgan bir yapısı vardır ve esneyen bir yapısı vardır. Dolayısıyla hayatını karşısındaki insanın davranışlarına göre şekillendirebileceği için aynı şeyi karşısından da bekleyebilir. Kendisi karşısındaki insanın davranışlarına ve sözlerine göre hareket ettiği zaman aynı davranışların da karşı taraftan beklentisi içerisinde olabilir. Bu böyle olunca da tabii ki zaman içerisinde yengeç burcu karşısındaki insanın
hiç eğilip bükülmeyen taraflarını gördüğü zaman gerçekten o zaman sinirlenebilir, kızabilir ve o zaman karşısındaki insanla uğraşacaktır. Bu birazcık da şuna benzer. Karşısındaki insanı içten içe yiyer Yengeç Burcu. Bu önemli bir konudur. Bunu astroloji yardımı olmadan kimse bilmez. Bu gerçekten Yengeç Burcu'yla evli olanlar için özellikle Yengeç Burcu erkeğiyle evli olanlar için daha çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yengeç Burcu erkeğiyle evli olan Aslan, Koç, Yay Burcu insanları varsa, ikizler aynı şekilde, Kova aynı şekilde ve aynı zamanda Terazi Burcu da, Boğa Burcu da, Başak Burcu da. Bu insanlar Yengeç Burcu erkeğiyle evliyseler, 10 sene, 15 sene geçmiş ise hala Yengeç Burcu'nun kendilerini sevip sevmediği, aldatıp aldatmadığı, yalan söyleyip söylemediği konusunda hala şüpheleri vardır. Çünkü bu Yengeç Burcu'nun erkeğinin karakterinden kaynaklanan bir şeydir. Kendi içerisindeki duyguları karşı tarafa geçirip geçirmemek konusunda endişeleri ve tereddütleri olan bir burçtur. Yengeç Burcu insanı tam olarak %100 bir şekilde kalbinin kapısını hiç kimseye açmaz. Yani onlar belki bazen bir kişiye açtığını söyleyebilirler ama ben bir kişiye bile Yengeç Burcu insanların kalbinin kapısını sonuna kadar ve en dürüst bir şekilde kalbinin kapısını herhangi bir hayatı boyunca herhangi birisine açtığını düşünmüyorum. Dolayısıyla onlar kendilerini gizleyen, kendi duygularını gizleyen ama aynı zamanda da güven duymak isteyen insanlar oldukları için bu özellikle eş konusunda ama genellikle şu söz Yengeç Burçları için çok uygundur. Karşımızdakini kendimiz gibi biliriz. İşte bu duygu Yengeç Burçlarını her zaman kişilik ve karakter karşısındaki insanı anlamak, çözmek, yorumlamak, değerlendirmek açısından baktığımızda Yengeç Burçları bunu çok önemserler ve her zaman karşısındakini de kendi duygusal kişiliği ve karakterini nasılsa kendisi başka olaylara veya başka kimselere veya başka durumlarda nasıl davranışlar gösteriyorsa karşısındaki insanların da aynı şekilde gösterdiğini düşünürler. Bu onlar için hayati derecede yanlışlardan bir tanesidir. Bu astrolojiye de gerçekten çok ters bir mantıktır. Astrolojiye çok terstir. Astroloji bunu kabul etmez. Çünkü astrolojide her insanın farklı farklı kişiliği ve karakteri vardır. Yengeç burçlarının kendilerini rahatlatması için, kendilerini iyi hissetmesi için astrolojiye yardım almaları gerekir. Bir telefonumuz varmış sevgili seyircilerim. Bir alo demek istiyorum. Yengeç burcuna da devam etmek istiyorum. Alo. İsmini vermek istemeyen bir izleyici. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben Başak Burcu'yum. Evet. Biz 24 Ağustos tarihinde doğdum. Yani ben mesela atıyorum benim burcum çok değişik bir burç. Evet. Çok duygusal, çok asabi, çok sinirli, çok kıskanç. Evet. Çok mükemmeliyetçi. Evet. Çok böyle bir değişik bir burç. Yani benim burcum mesela diyorum ki şu an kış dönemindeyiz. Burcumun mesela başka özellikleri çıkıyor ya da ne bileyim yaz dönemindeyim burcumun sanki böyle başka özellikleri çıkıyor. Bu mevsimsel bir şey midir acaba, nedir? Evet, şimdi siz Başak Burcu olduğunuzu söylediniz. Söylemiş evet. Olduğunuz özellikler kendinizle ilgili, bunlar Başak Burcu'nun gerçekten kişilik özellikleridir. Onları biz astrolojide biraz daha farklı yorumluyoruz. Yükselen burcunuzu tabii bilmek isterim. Doğum tarihinizle birlikte saatini de söyleyebilir misiniz? 24.08.1987 doğum saatinde 1.30 sanırım, 1.30 gibi bir şey, öğlen saatleri. 24 Ağustos mu? Evet. Sizin o zaman öğlen saatleri, öğleden sonra 1 ile 3 arası yay burcu. Anladım. Yani siz o zaman Başak üzeri yay burcusunuz. Anladım. Evet, siz mesela ne öğrenmek istiyorsunuz? Yani kendi burçlarınızla ilgili. Yani bir önce saymış olduğunuz özellikler ki hırslı olmak, çalışkan olmak, kazanmak, iyi bir insan olmak. Bunlar zaten Başak Burcu'nun özellikleri. Evet. Yani mesela şu an benim anlaştığım bir kız arkadaşım var. Evet. O da Balık Burcu. Evet. Eyvah. Mesela tamam çok iyiyiz, çok hoşuz böyle ama evet. Yani öyle zamanlar oluyor ki böyle sanki illallah diyebiliyorum yani böyle. O neden kaynaklanabilir acaba? Evet. Çok iyi oldu sizin aradığınız, gerçekten de özellikle bir balık burcu gibi hassas, duygusal, alıngan bir ailesine düşkündür balık burcu insanları. Sizin bilmeniz gereken öncelikle
Başak üzeri yay burcuyla evlenmek istiyorsanız, siz Başak üzeri yay burcu birisi olarak, bir erkek olarak balık burcu bir bayanla evlenmek istiyorsanız, öncelikle gerçekten çok sabırlı bir olmanız lazım. Bu sabır Başak'ta belki birazcık vardır ama yay burcu çok sabırlı bir burç değildir. Onu söylemek lazım. Aceleci bir burçtur yay burcu insanları. Gelişmeyi ve yenilenmeyi seven, daima ileri gitmeyi seven, neşeli olmayı seven bir burçtur. Gerçi Başak Burcu çok neşeli bir burç değildir ama yani siz o neşeli olma mesela kişilik ve karakter olarak siz kendiniz Başak Burcu olarak biraz gelecekle ilgili endişeleriniz, kaygılarınız, karamsarlığınız Olgulardır çok sürekli olabilir. Bunlar her zaman Başak Burcu özelliğidir ama bir taraftan da yükselen burcunuz Yay Burcu olduğu için bu durumunuzdan, kendinizle ilgili bu durumunuzdan rahatsız da oluyorsunuzdur. Çünkü Yay Burcu neşeli olmak ve ister rahat olmak ister, mutlu olmak ister Yay Burcu. Her zaman. İşte bu balık burcuyla bu anlamda Başak üzeri Yay Burcu olarak evlendikten sonra mutlu bir hayat sürmeniz gerçekten mutlu olmak, yükseleniniz Yay Burcu olduğu için mutlu olmak açısından gerçekten zordur. Ama bunu bilerek gerçekten de ben aşka çok saygı duyarım. Aşık olan insanların her zaman her şartta birlikte olmalı gerektiğini düşünürüm. Evlenmekte aşık olduğunuzu düşünüyorsanız, evlenmek de istiyorsanız o zaman kesinlikle astrolojiden bence yardım almanız gerekir benim fikrim. Çünkü eğer siz balık burcu karakterini bilirseniz, anlarsanız o zaman sizin kendinize ait duygularınız, karamsarlığınız, o kişiyle ilgili düşünceleriniz, şüpheleriniz, sorularınız bir cevap bulacaktır. Cevap bulacağı için de o zaman siz de kendinizi daha iyi hissedersiniz. Yani balık burcuyla geçinmek hem kolaydır, gerçekten çok kolaydır ama gerçekten de bunu zamana yaymak, zaman içerisinde mutlu olmak da gerçekten zordur. Çünkü Anladım onların dediğim gibi mesela. yani Başak Burcu gibi mücadeleci mesela Başak Burcu çok kırılgan gibi olsa da yani korkuları olsa da çok nazik, ince, sempatik, kibarlık, nezaket bunlar Başak Burcu için çok önemlidir. Ama mücadele etmesini de bilir, evliliği yürütmesini de bilir. Evlilikteki en başarılı, en sadık 2 numaralı burçtur Başak Burcu. Bir Oğlak'tır, 2 Başak Burcu'dur. Başak Burçları ile evli olan insanlar şanslı insanlardır. Hayatlarında en doğru seçimi yapmışlardır. Dolayısıyla ama şimdi siz en doğru seçimi yapacak da acaba mutlu siz işte soru burada yani siz ne kadar onunla mutlu olabileceksiniz? Dolayısıyla bu Balak burcunun ailesiyle iyi geçinirseniz annesiyle babasıyla ki Başak burcu bunu ister ama Yay burcunda biraz kıskançlık vardır. Yaylar da maalesef. Evet. Dolayısıyla çünkü Yay burcu için de kendi annesi babası daha önemlidir. Ben sizi biraz tutuyorum, anlatıyorum ama hatta Tabii dinliyorum. isterseniz Dinliyorum ben sizi. tamam. Şimdi böyle olunca Yay burcundaki bu bir kıskançlık durumu onun annesine babasına karşı belki birazcık da samimi olma noktasında birazcık geri planda kalmanıza sebep olabilir. Ama mutlu olmak istiyorsanız öncelikle balık burcu birisiyle ki balık burcu kadınları da gerçekten çok iyi insanlardır, hülyalı insanlardır. Ben balıkları çok severim. Duygusal insanlardır, derinlikleri olan bir insandır. Tabii ki sizin aranızda siz toprak burcusunuz, yükselen burcunuz ateş, o su grubu. Tabii ki aranızda çok ciddi şekilde zıtlıklar var. Bana sorarsanız derseniz ki ciddi ciddi arkadaşım sen bu işleri biliyorsun anlatıyorsun iyi güzel de ya bırak sen şu bu işi anlat anlat boş ver sen bana evleneyim mi evlenmeyeyim mi diye sorarsanız ben evlenmeyin derim. Yani Evet. hem onun için evlenmeyin derim. Balık burcu kız arkadaş onu da düşünüyorum. O da yazık üzüntü çekmesin. Çünkü Ama çeker. ben şunu düşünüyorum. Nasıl? Şimdi mesela şunu da düşünüyorum. Mesela hani artı artıyı her zaman itebilir mesela. Artı artı olmak mesela iticidir. Eksi eksi olmak iticidir ama bir Evet. taraf artı bir taraf eksi olursa sanki bu biraz daha çekimser, biraz daha bağlayan bir şey olur diye düşünüyorum Evet, bu açıkçası. astrolojik açıdan kesinlikle bizim kabul etmediğimiz bir konudur. Yani artıyı çeker, artı eksi iter nasıldı? Yani bu fizikte belki fizikte geçerlidir ama yani astrolojik açıdan bu kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Bu Evet. insanların en büyük hatalarından ben gençlik yıllarından beri de hep bu laf söylüyorum. Yani bu aşk ilişkilerinde işte artı ile eksi zıt olursa birbirimizi çekeriz, tamamlarız. Bu kesinlikle kişilik ve karakter özellikleri bakımından mutlu olmak açısından kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Ben söyleyeyim yani siz Başak üzeri Yay burcu bir insan olarak Balık burcuyla evlenirseniz mutsuz olursunuz. 10 sene sonrasında artık bıkarsınız yani şunu söyleyeyim.
Balık burcunun o duygusallığı, dünyası, kendi halinde olması. Çünkü şundan bıkarsınız. Başak burcu gerçi bıkmaz da. Yani mücadeleci değil, hırslı da bir insanlar ama bu Başak burcunun gelecekle realist galiba değil mi? Nasıl? Başak burcu. Realist yani, gerçekçi, evet, realist. Evet. Çok realist, gerçekten gerçekçi. Ama işte onun o çok realist, çok gerçekçi olması, mükemmelliyetçi bakış açısı ve bu mükemmelliyetçilik bakış açısının üzerinden eleştirmesi, bir şeyler bulması, kulp takması, lakap takması, yakıştırması, dalga geçmesi, dedikodu yapması gibi bir sürü şeyler. Bunlar Balık burcunun çok hoşuna giden şeyler değil açıkçası. Yani Balık burcu duygusal, romantik, kendi halinde işte insanlar. Bununla güzel güzel konuşmak lazım. Sakin sakin konuşmak lazım. Ses tonunun yükselmemesi lazım. Kavga etmemeniz lazım. Tartışmamanız lazım. Bir sürü şeyler, ailesiyle iyi geçirmeniz lazım. Kendinizde iyi insan olmanız lazım. Sizin kafanıza da vursalar bir ses çıkarmamanız lazım. Yani balıklar öyle kendileri hani vur nasıl da vur başına ağzından al lokmayı gibi balık burçları biraz öyledir. İyi insanlardır. Bizim Aydın Bey de burada da kendisi de balık burcu. Dolayısıyla buna saygı duyuyoruz yani buradan. Evet yani bu balıklarla şimdi Başak üzeri Yay burcunun biliyorsunuz Yay burcu da geri vites yok Yay burcunda. Hep daha ileri yani Başak üzeri Yay burcu kişiliğini bana analiz et derseniz ben derim ki çok hırslı. Hep çalışacak, para kazanacak, kendisinin ve eşinin ve çocuklarının hayatını garanti altına almak için inanılmaz bir şekilde çalışacak. Kişilik karakter bu, sert çalışacak. Önüne ne engel çıkarsa onu oradan kendi azmiyle, kendi mücadelesiyle onu oradan bertaraf edecek. Kendisinin ve çocuklarının ve eşini daha rahat bir hayat sürmesi için ciddi bir mücadele içerisinde olacak. Budur yani Başak üzeri Yay. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim, lafınızı kesiyorum, özür dilerim. Buyurun. Şimdi yıllardan beri yani şu zamanda, şu son 2 yıl içinde yaşadığım en büyük şey garanticilik. Hayatımı garanti almaya çalışmak, yaşam şartlarımı garanti altına almaya çalışmak yani. Son 2 yıldır bunu ciddi anlamda kendimde yaşıyorum yani. Daha iyi şeyler yapabilmek, daha yükseğe çıkabilmek, yani tırmanmak, kazımak böyle yani kazıya kazıya tırmanmak. Evet. Yani son 2 yıldır özellikle bunu kendi üzerimde hissediyorum yani. Bu herhalde yayın etkileri, üzerimdeki yayın etkileri. Evet, hem Başak Burcu'nda ya vardır bu hırs ve yukarı çıkmak düşüncesi de Yay Burcu'ndan ileri gelir zaten. Yaylar da hırslıdır ama hırslı olduklarını belli etmezler. Ama Başak Burcu gerçekten hırslı olduğunu birazcık onu tanıyan bir insan, samimi bir arkadaşı Başak Burcu'nun hırslı birisi olduğunu zaten anlar. Bu kötü niyetli bir hırs değildir. Dediğim gibi kendisinin hani hayat dediğiniz gibi realist, hayatı ciddiye alır. Yani düşenin dostu olmaz. Yani evet. Dolayısıyla ciddiye almak lazım, çalışmak lazım. Ben geçen bugün gelirken onu düşündüm. Yani ben ya mesela yalnız insanları severim. Çünkü onlar çalışıyordur. Çalışkan insan yalnız insandır. Dolayısıyla evet. Başak burçlarının da böyle bir duygusu olabilir. Çalışacaktır. Kendisine bu anlamda uyum sağlayabilecek bir burçla Başak üzeri Yay burcu mutlu olur. Bir balık burcu size hayatınızda maddiyatla ilgili düşünceleriniz konusunda asla yardımcı olmayacaktır. Hiçbir zaman bu balık burcuyla evlenirseniz de eğer bununla o beklenti içerisinde olmayın. Yani sizin Başak burcu eşiyle beraber aynı yere vurmak ister. Bu onlar için önemlidir ve bunun için gerçekten büyük bir çaba içerisinde olur. Şimdi bu aynı yere vurma isteği, aynı hareketler içerisinde, aynı davranışlar içerisinde destek olması bu öyledir ki Başak burçlarının oyunu ben çok severim mesela. Karşısındaki yani yanındaki kendisi mesela Başak burcunun kendisi kötü bir şey yapsa bile, yalan söylese bile karşısındaki arkadaş dahil yani arkadaşı dahil sevgilisi veya eşi olacak insan dahi onu savunmalı. Başak burçları böyle insandır. Kendisine beni savunmadın duygusu ve düşüncesi vardır Başak burçlarında. Evet. Kendisi ne yaparsa yapsın. Savunmuşsa o zaman o arkadaşının veya sevgilisinin kendisine sevdiğini ve güvendiğini düşünür. Ama bazı burçlar daha gerçekçi, sürrealist. Siz realist, bazıları da sürrealist. Çok gerçekçiler. Özür dilerim. Son bir şey daha söylemek Buyurun. İstiyorum. Şimdi ben çalışma ortamımda olsun, normal sosyal hayatımda olsun. Mesela atıyorum, arkadaşlarım var, çevrem var diyelim. Evet. Mesela çok iyiyiz, tokuşuz, konuşuruz, yeriz, içeriz, her şeyi yaparız. Ama böyle bana karşı bir şey olduğu zaman, böyle bir yanlış olduğu zaman ya da ne bileyim farklı bir şey hissettiğim zaman
karşımdaki bozup attığım insanla bir daha konuşmuyorum ya. Bu da herhalde ne bileyim bir burç özelliği midir nedir böyle? Bu gerçekten yay burcundan ileri gelir. Yani yay burcunun dediğim gibi işte geri fites yoktur dememdeki sebebi bu. Mesela Başak Burcu kin gütmez. O huylarını çok severim. İnsandır. Kavga edersin Başak Burcu'yla, küfür edersin. Siz de bir, yani bir erkek olarak daha iyi anlarsın evet. beni. Dış ortamda insanlar, erkekler birbirleriyle küfürleşebilirler, hakaretleşebilirler, evet. kavga edebilirler. Başak Burcu insandır. Bundan olabileceğini düşünür, kin gütmez. Evet. Kendi işine bakar ama o yay burcunda da kin yoktur ama yay burcunda da geri fites yoktur. Yani o insanla uğraşmaz. Yani oradaki o yay burcunun mutluluk durumu çok önemli. Yani kendisini... Yani ben selam bile vermiyorum açıkçası, öyle söyleyeyim yani. Bir kere tartışıyorum, sorun yaşıyorum. Evet. Tamam diyorum, ben bu insanın notunu verdim. Bu insan bu karaktere sahip, bu kişiliğe sahip. O insanla bir daha kavga etmemek ve sinirlenmemek adına konuşmuyorum yani. İşte o da yaydan... Yani belki o insan da o anlık onu yaşıyor ama... Yani evet, ben doğru. bunu hissettiğim zaman ve bunu bir kere yaşadığım zaman bir daha konuşamıyorum yani. Bu herkes için geçerli evrendeki. Evet işte o, ben yay burcundan geldiğini düşünüyorum. Yani yay burcu mutluluk enerjisi yüksek olan, egosu yüksek olan, mutlu olmak isteyen bir burç. Mutluluk önemli. Kendisini mutsuz eden, tartışan bir insanla o zaman o insanla artık gerçekten dediğiniz gibi o insanla artık yürümez. Onu bir kenara bırakır. Kendisinin daha iyi hissettiği psikolojik olarak da ruhsal olarak da kendisini mutlu eden insanlarla hayatını devam ettirmek ister. Dolayısıyla hani yay burcunda böyle bir özelliği var. Siz Başak üzeri yay ve balıkla yani mutlu olmanız, mutlu bir hayat sürmeniz gerçekten çok zordur. Kesinlikle mutsuz olursunuz. Yani o da mutsuz olur, siz de mutsuz olursunuz. Dolayısıyla sormadım da baştan evli miydiniz diye. Yok değilim, evli değilim. Yani böyle işte kız arkadaşınız varsa hem onun iyiliği için hem de siz kendi iyiliğiniz için onunla evlenmeyin, ondan ayrılın. O kendisi başka birini bulsun. Siz de kendinize başka birini bulursanız, samimiyetimle söylüyorum yani biraz gülerek evet. söylüyorum ama sonuçta da bunu da hani kesinlikle diyerekten de vurgulayarak da söyledim. Eğer evlenirseniz de zaten 3 sene sonra, 5 sene sonra zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Veyahut da ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmeniz için de benim kitabımdan da bir tane alırsanız orada, çünkü Balık Burcu'nun bütün özellikleri, Başak Burcu'nun hepsinin bütün o özellikleri orada var. Evet. Veyahut da Balık Burcu kişiliğini, karakterini okursanız, tabii en güzeli benim kitaptan ama internetten de bakıp Balık Burcu karakterini siz anlarsanız eğer, o insanla mutlu olup olmayacağınızı zaten kendiniz de bilebilirsiniz. Siz bakmayın ilk günlerde, ilk zamanlar, sevgili olma durumu, ilk heyecanlar, aşk meşk insanın gözünü boyayabilir. Gerçekten de aşk güçlü bir duygudur. İnsanın ayağı yerden kesilir, başı aklından gider. Dolayısıyla insanların başının aklına gelmesi için bir 3 günlük, 4 günlük bir süreye ihtiyaç duyabilir. Biraz sessiz kalması, evet. biraz geri planda kalması gerekebilir. Dolayısıyla siz de bunları da şey yapabilirsiniz bence. Bu şekilde de bir düşünce, duygu geliştirebilirsiniz mutlu olup olmayacağınız konusunda. Ben onun için de söylüyorum. Kim daha çok üzülecek derseniz, şimdi hem Başak Burcu üzülür. Çünkü Başak Burcu evlilik burcudur. Dediğim gibi sadık da bir burçtur Başak Burcu evlilikte. Evet. Ama Balık Burcu daha çok üzüleceği kesin. Yani daha çok yıpranacaktır. Ömrü kısalacaktır. Başak Burcu yine ayrılır. Mücadele, azim sizin... Mesela Başak Burcu olmanızın, yükseleninizin yay olması sizin için çok büyük bir avantaj. Yani ayrılsanız dahi aynı enerji, aynı mutluluk, aynı duygu, yüksek duygularla yolunuza başka birini bularak mutlu bir şekilde siz devam edebilirsiniz. Başak üzeri yay. İkinciden ayrılsanız bile üçüncüde de devam edebilirsiniz. Yalnız kalsanız Başak üzeri yay burcu yine mutlu olursunuz. Çünkü mutluluk enerjisi zaten yay burcu, zaten sizin içinizde var. Enerji var. Her sabah kalktığınızda tamam Başak Burcu'nun gelecekle ilgili endişeleri, kaygıları var. Bunlar karamsarlıkları, korkuları var. Ama bir taraftan da yükselen burcunuzda yay olduğu için bir mutluluk enerjisi var. Siz hep mutlu olacaksınız. Yani ve mutlu olmak için de sürekli bir arayış içerisinde olacaksınız. Ama çocuklar olacak belki. Ve eşin, evet. Balık Burcu'nun kendini toparlaması zor. Dolayısıyla biraz bu açıdan da söyledim. Tekrar konuyu gözden geçirirseniz evet. ben çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim aradığınız için. Sağ olun. Evet. İzleyicimizi de aradığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Yengeç burçlarında kalmıştık. İşte sevgili seyircilerim, astroloji de biraz böyledir. Ben de biraz da böyleyim. Yani
Çünkü ben dediğim gibi daha önce de çok çok astroloji çok konularla çok ilgilendiğim için 3000-3500'e yakın insanın da burcunu bildiğim için ve bunları da takip ediyorum. İnsanlar evlendikten sonra gerçekten çok birbirleriyle tartışıyorlar, kavga ediyorlar, üzülüyorlar durduk yere. Halbuki çok, çok kolay aslında çok basit insan karşısındaki insanın kişiliğini ve karakterini belli bir alanda görebildiği zaman nasıl davranacağını veya nasıl davranmayacağını bilir. Dolayısıyla da bir evlilik içerisinde tartışmalar olmadan, kavga etmeden de insanlar mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler. Ama tabii ki evlenmeden önce astrolojiden yardım almak çok önemli ama evlendikten sonrası için bence de daha da önemli. Dolayısıyla ben de bunun için çalışıyorum, bunları anlatmaya çalışıyorum her yerde, bıkıp usanmadan, faydalı olduğunu bildiğim için. Sizler de bu astroloji konusunda ilgi gösterirseniz, birazcık yavaş yavaş zaman içerisinde bilgi sahibi olursanız, siz de hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları aydınlatmış olursunuz. Bu şekilde de ben toplumumuzda da, mesela ben şimdi önümüzde 14 Şubat var. Biz 14 Şubat günü, bundan 2 hafta sonrasında ilgili olarak, birbirini seven, sevdikleri gözlerinin içinden belli olan, birbirlerine baktığı zaman bizim rejideki arkadaşımız mesela. Dolayısıyla onun da sevgilisi var. Ve onları tabii birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Dolayısıyla onlara programa davet ettim ama henüz de olumlu bir cevap alamadım. Ama birbirini seven 14 Şubat günü, çünkü gözlerden belli olur. Birbirini seven insanlar birbirine gözlerinin içine bakıyorlarsa o zaman demek ki gerçekten saf bir aşk söz konusudur. 14 Şubat, 13 Şubat günü programa birbirini seven, birbirlerinin gözlerinin içine bakan bir sevgili arıyorum ama bulamıyorum. Yok. Dolayısıyla bu sevgili olma meselesi veya aşık olma veya bu evli kişiler de olabilir. Yani illaki bu birbirinin gözünün içine bakıyor, sevgili olma 14 Şubat günde programa konuk olacak ki arıyorum. Bu illaki evlilik öncesi olması şart değil. Evlilik sonrası da olabilir. Evlenmiştir, 3 sene 5 sene geçmiştir. Ama hala gerçekten de birbirini seven öyle tanıdığım pek yok ama belki vardır. Yani hala birbirlerini seviyorlardır. Kesinlikle olduğunu bazı yerlerde, yani bildiğim arkadaşlarım var. Hala gözlerinin içine bakan evlendikten sonrası içinde varsa konuk etmek istiyorum. Lütfen bana ulaşın. Biz birbirimizi seviyoruz. 20 sene oldu, 30 sene oldu. Olmaz da olursa varsa bana ulaşın. Ben 13 Şubat günü programda konuk etmek istiyorum. Bir kişi 2 aile, 3 aile olabilir. Dolayısıyla güzel bir program olsun istiyorum. Çünkü bu astroloji bilgisiyle de daha çok kolaylaşır. Astroloji bilgisi olmadan insanlar ne kadar da birbirini sevseler de, birbirlerine aşık bile olsalar, belli bir süre sonra farklı kişilik ve karakter sergilediği için, bu da farklı bir kişilik ve karakter sergilediği için o sevgi ve aşk büyüsü zamanla ortadan kaybolur ve de ilerleyen zamanlarda da tabii ki sıkıntılar, dertler olur. Dolayısıyla bu açıdan da astroloji öğrenmek bence çok önemli. Yengeç burcunda kalmıştık. Yengeç burçların için tabii ki şunu örneği vermiştim. Karşısındaki insanı yerler. Bu İçinden, yani yerler derken bazı burçlar açıktan yer. Mesela Koç burcu açıktan yer karşısındaki insanı. Aslan burcu karşısındaki insanı yer ama yediği belli olmaz. Ondan sonra İkizler burcu yemez. Kova burcu yemez. Terazi burcu içten yer karşısındaki insanı. Yengeç burcu, Akrep burcu, Balık burcu da yemez. Akrep burcu da insanın içinden yer. Ve Yengeç burcu da aynı şekilde insanı içinden yer bitirir. Karşısındaki insan içinin boşalmış olduğunu anlamaz. 10 sene geçmiştir. Yengeç burcuyla evli olan bir insan, bunu şu anda beni izleyen varsa Yengeç burcuyla evli olan bir erkek ve evli olan bir Yengeç burcu erkeğiyle evli olan bir izleyicimiz varsa o beni şu anda çok iyi anlıyordur. Çünkü o kişi 10 sene, 15 sene boyunca o kadar gereksiz şeylerle uğraşmıştır ki eşiyle ilgili. O kadar gereksiz cümleler kurmuştur ki artık astrolojinin kesinlikle en çekici burçlarından bir numaradır.
Kişilik ve karakter olarak o kadar iyi insanlardır ki yengeç burcu insanları. Bir kere yakalandığınız zaman, onun yanında bulunduğunuz zaman, onun sohbetine katıldığınız zaman bir hiç his, yani bu hissettirmeden olan bir şeydir. Hissetmezsiniz. O size birinci sohbette, ikinci sohbet, üçüncü sohbet derken siz yavaş yavaş onu sevmişsinizdir. Sevdiğinizi siz bile fark etmiyorsunuzdur. O kadar çekicidir. Yani büyüye yakalanmışsınız gibidir. Dolayısıyla onun o büyüsüne yakalandığınız, hani çekicilik derken bu karizmadan bahsetmiyorum. Bu çekicilik yani kendisine kişiliğindeki ve karakterindeki oynamalar, neşeli ve esprili olma hali, iyi insan olma hali, karşısındaki insanın duygusundan dertleşmesi, dertli olmasından anlaması hali, bu halinden dolayı ilgili olması, kırmadan konuşması, gururunu da kırmadan, onurunu da kırmadan konuşması, yerinde müdahalesi, yerinde konuşması. Dolayısıyla o insan, yengeç burcunun karşısındaki insan bu kişiliğinden dolayı karşısındaki insanı kendisine çeker. Bunu kendisi bilir mi bilmez mi bilmem ama yengeç burcunun çekiciliğine kapılmış bir insanın çekiciliğine kapılması gayet normaldir. Çok normaldir. Yengeç burçları böyle insanlardır. Fakat buradaki esas önemli olan yengeç burcunun çekiciliğine kapılmış bir insanın da şunu kesin bilmesi lazımdır ki yengeç burcu insanları oynamayı sever. Her türlü oynamayı sever. Yani Ankara'nın bağları çalsın da oynayalım ya da hayatı tespih yapmışım oynayalım veyahut da başka bir konuda da müzik konusunda oynamayı sever ve de kişilik karakter olarak da oynak insanlardır. Ne kadar güvenebiliriz derseniz yengeç burcuna, bir adım var, bir adımınız var, bir adım içeri girerseniz kaybettiniz demektir, sürüneceksiniz demektir, kesindir. Şimdi arkadaşlık, şimdi mesafe bir adım. Bir adım içeri, çekiciliği oldukları için bir adımı geçtiniz, çekiciliğine kapıldınız, girdiniz onun dünyasına, kesin acı çekeceksiniz, kesin. Çekmemeniz mümkün değil, mutlaka acı çektirecektir size. Bunu bilirseniz, acı çekmeyi bilirseniz, acı çekmenin değerini bilirseniz, çünkü acı çekerseniz o acılardan sonra sizi gerçekten mutluluk ne demek, mutlu olmak ne demek, sizi o bekler. Yengeç burçları bunu gayet iyi bilirler. Ne demek istediğimi anlıyorlardır. Ama birçok insan da tabii ki acı çekmeyi sevmezler. Ve de acı çekmeyi sevmedikleri için mutlu olmak konusunda çok da istekli değillerdir. Her şey hazır olsun. Her şey karşı taraf her şeyi yapsın. Erkek ya da kadın. Her şeyi o yapsın. Şiirler yazsın. Ondan sonra başka bir şeyler yazsın, her şeyi güzel sözler söylesin. Her şey karşıdan bekledikleri için bizim Türk aile yapısındaki sevgili olma durumu hep öyledir. Kadınlar hep erkeklerden bekler. Her şeyi erkeklerin yapması gerekir. Erkekler de her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Ağzıyla kuş tutar. Bizim Türk erkeği kesinlikle ve kesinlikle şuna inanıyorum. Yemin ederim vallahi de billahi de. Yemin etsem başım ağrımaz. İstesin. Ağzıyla kuş tutar. Bak yemin de ettim, tutar da yani. Gider korkuluk gibi 3 ay durur, kuşları alıştırır kendisine, tutar. Bunda hiç şüphem yok. Ama kadın da diyecektir ki ben sana ağzında kuş tut mu dedim? diyecektir. Bunu diyecektir. Kadın en sonunda bunu diyecektir. Ben sana ağzında kuş tut dedim mi diyecektir. Dolayısıyla bu anlamda da kadınların da ne istediklerini de artık bilmesi lazım. Biz 21. yüzyıla Avrupa Birliği'ne girmeye giriyorsak, kadınlar da artık girsinler yani 21. yüzyıla kafa olarak, zihniyet olarak onlar da girsinler. Erkeklerin hayatlarına ortak olmak istiyorlarsa, öyle durumu onu gösteriyor. Erkeklerin hayatlarına ortak olmak istiyorlar. O zaman kafalarının içini de değiştirsinler, kafalarının içinde de ortak olsunlar. Her şey erkekten beklenmez. Aşk konusunda, sevgi konusunda, çünkü baktığımız zaman ben bunu görüyorum. Her şey erkekten bekleniyor. Sevgili olma konusunda her şeyi yapsın. Şiirler yazsın, sözler söylesin, romantik olsun, hem korusun, hem yemeğe götürsün, sinemaya götürsün, onu yapsın, bunu yapsın. Nereye kadar yani? Dolayısıyla
bu konuda da kadınların da kendi duygu ve düşüncelerini sevgili olmak konusunda kendilerini de birazcık bu konuda gözden geçirmelerinde fayda var. İşte yengeç burçlarının da bu duygusu, kendi beklentisi tabii ki hem geçmişi sevmelerinden dolayı, geçmişi seviyorlar yengeç burçları, bayılıyorlar. Geçmişten konuşsunlar, nostalji günler, acı çekmeyi seviyor. Onu söylüyordum, yani acı çekmesini öğretmesi lazım. Bazı burçlar da acı çekmesini dediğim gibi sevmiyorlar. 10 sene sonra yengeç burcuyla evli olan birisi 10 sene 15 sene geçtiğinde ya büyük bir ihtimalle mutsuzdur. Mutsuz olma ihtimali gerçekten yüksektir. Yani dışarıya karşı mutluyum diyebilir ama kendi içerisinde mutlu olduğunu, yengeç burcuyla evli olan bir insanın mutlu olduğunu düşünmüyorum ki bunları da görüyorum zaten. Fazla detaya da girmeye gerek yok ama şunu söylemek lazım ki yengeç burçlarıyla mola dedi Aydın arkadaşım benim. Tamam bitireyim. Yengeç burçları evli olan, özellikle yengeç burcu. Yengeç burcu evli olan özellikle koç, yay ve aslan. Yengeç burcuyla evli olan kova. Çünkü bunlar daha çok yengeçle koç evliliği çoktur astrolojide. Ben çok tanırım. Yengeçle ikizler çoktur. Yengeçle kova çoktur. Bunlar birbirleriyle anlaşamazlar. Özellikle bu burçtakiler mutlu kesinlikle dışarıya karşı istedikleri kadar mutluluk pozları versinler. Bazen öyle de poz veriyorlar. Facebook'ta görüyorum ben. Mutluluk pozları veriyorlar. Onları sadece poz olduğunu ben biliyorum. Ama kendi iç dünyalarında da mutlu olamazlar. Yengeç burcunun zaten yengeç burcunun astroloji yardımı olmadan kimsenin tanıması mümkün değil. Nasıl olacak? Çünkü onun hayatında yengeç burcu mütevazi insanlardır. Karşısındaki insan mütevazi olsun ister. Ayağı yere sağlam bassın, ukalalık içerisinde olmasın, kibir içerisinde olmasın, kendini beğenmişlik içerisinde olmasın, bencillik içerisinde olmasın, iyi insan olsun. Ama işte dediğim gibi yani onların da şuralara gelmezler yani. Şöyle düşünelim, şöyle bir düzlem olarak düşünelim. Şuralara gelmezler. Hiç buralarda gezmezler. Burada sınır olarak düşünelim. Şuralarda şöyle kıyılara gelmezler. Yani orada bak, orada manzaralar vardır. Bir vaha vardır, doğa vardır. Burası uçurumdur. Riskli yerlerdir. Yengeç burçları asla ve asla hiçbir zaman riskli bölgelerde hem kişilik hem karakter olarak asla olmazlar. Dolayısıyla onlar daha güvenli olan yerlerde, daha kendini iyi hissedebileceği yerlerde çekici insanlardır ve orada yaşamayı daha çok severler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yengeç burcuyla evli olan bir insan karizması olan, düşüncesi olan, felsefesi olan, gezmeyi daha çok seven, dış dünyayı sevmeyi, dış dünya içerisinde, sosyal hayat içerisinde başarılı olmak isteyen bir kişinin yengeç burcuyla birlikte mutlu olması mümkün değil. Böyle bir şey. Dolayısıyla yengeç burcu daha çok balık burcu gibi, akrep, belki boğa, başak, oğlak, oğlak olabilir. Boğa ile başakta da biraz sıkıntılıdır yengeç burcu. Dolayısıyla bunlarla evli olursa bazı şeyleri de bilmek şartıyla mutlu olabilirler. İkinci bölümde de sevgili seyircilerim, aslan burçlarıyla devam etmek istiyorum. Yengeç burcundan sonra tabii ki aslan burçları var. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın şimdilik.